Tamam, bir saniye oturun çünkü size hayatınız boyunca yalan söylendiğini öğrenmek üzeresiniz. Ananas öyle kozalak gibi bir şey değildir. Herkes onun çilekgillerden olduğunu bilir. Siz bilmiyor muydunuz? Ayrıca onu yemek için kesmeniz gerekmiyor. Şaşırdınız mı? Anlaşılan ananas göründüğü gibi değil. Vay canına! Sanırım çığır açan bir gerçeği ortaya çıkarmak için iyi bir gün. Ama evet, bununla başa çıkmak zorundasınız. Ananas çilekgillerdendir ve yemesi çok kolaydır. Aslında sadece ananasın tepesini, yani o sivri uçlu yaprakların olduğu kısmı kesmek için bir bıçağa ihtiyacınız var. Sonra tek yapmanız gereken meyve parçalarını koparmak ve afiyetle yemek. Onları bulmak kolay. Ananasın dış kısmında sanki bir çeşit pul gibi görünenler aslında büyüme ve olgunlaşma sürecinde birbiriyle kaynaşan çilekgillerdir. Düşünürseniz elmadan çok ahududuyla daha fazla ortak yönü var. Umarım artık onun çilekgillerden olduğunu kabul ediyorsunuzdur. Diğer bir yandan ananasın pula benzeyen o dış kısmı İngilizce'de isminin pineapple olmasının gerçek nedenidir. Mesele şu ki ananas ilk olarak Avrupalı kaşifler tarafından 1664 yılı civarında Güney Amerika'da bulundu. O zamanlar kozalaklara İngilizce'de bugünkü ismi olan pine cones yani çam konileri yerine pineapples, çam elmaları deniyordu. 1694'te kozalağın adı pine cones olarak değişti ama kozalaktan adını alan ananas pineapples olarak kaldı ve günümüze kadar bu isimle geldi. İsimlerle ilgili bu hikaye 30 yıllık tam bir karmaşa yarattı. Hangi ananaslar lezzetlidir ve hangileri ısırmayı denerseniz dişlerinizi kırabilir? Ananasların hiç çaba harcamadan yenebileceği gerçeği, bunu gösteren viral videoların büyük bir dalga halinde yayılmasıyla interneti salladı. Ama neredeyse hiç kimse öne çıkıp bunun nasıl mümkün olduğunu açıklamadı. Her meyve, sebze ve çilekgil bir zamanlar bir bitkinin üzerindeki çiçekti. Ananas ise birleşmiş köklerden büyüyen bir grup, kalın, mumlu gibi bir ot sapını andırır. Bu yaprak grubunun ortasında güzel, kıpkırmızı, eflatun ya da mor çiçekler büyümeye başlar. Yonca çiçeği gibi bir araya toplanırlar ama sayıları fazladır. Bu sayı her bitkide 200 çiçeğe yaklaşır. Bunların her biri sonra birer çilekgil üretir. Daha sonra da onlar birbirleriyle birleşerek bildiğimiz ananası oluşturur. Meyvenin tamamen büyümesi tamı tamına 3 yıl sürer. O da bu lezzetli şeyin neden bu kadar pahalı olduğunu açıklar. Şahsen bahsettiğimiz maliyeti bir yana, beni her gün ananas yemekten alıkoyan tek şey soyma ve temizleme işleminin uzun sürmesiydi. Ama artık öyle zahmetli değil. Bu harika bir haber. Çünkü ananasın hepimizin günlük hayatta ihtiyaç duyduğu bazı eşsiz özellikleri var. İlk olarak kelimenin tam anlamıyla vitaminler ve diğer önemli besin öğeleriyle doludur. Mesela öyle çok C vitamini içerir ki soğuk algınlığının hatta gripin belirtilerini kolaylıkla giderir. Ananas size antioksidanları ve başka türlü sindiremeyeceğiniz proteinleri çözerek sindiriminize yardımcı olan bromelain denilen çok özel bir enzimi sağlamada gerçekten başarılıdır. Aynı nedenle ananas suyu genellikle yemek pişirirken eti yumuşatmak ve elbette ona eşsiz tatlı keskin bir tat vermek için kullanılır. Haha önemli bir şey daha. Ananas biyolojik ailesi içinde en çok satan meyvedir. Yavaş gelişmesine rağmen 50 yıldan fazla yaşar ve elde edilmesi bayağı kolaydır. Ayrılmış herhangi bir parçasından kök salabilir. Ananasın kesilmiş üst kısmını toprağa düşürüp unutsanız bile büyümeye başlar. Fakat kuşkusuz ananas tropik bir bitkidir ve hem neme hem de sıcak güneş ışınına yüksek miktarlarda ihtiyaç duyar. İnsanların ananasla ilgili yanlış bildiği bir diğer şey de evde daha fazla olgunlaşmasına gerek olmadığı, toplandıktan sonra olduğu gibi kaldığıdır. Ananasın rengine dışarıdan bakmanın bir anlamı yoktur. Yeşil, kahverengi veya turuncu olabilir ama kesinlikle tadında bir fark olmaz. Ananası hazırlamanın kolaylığının uzun süredir bir sır olması inanılmaz. Fakat tamamen yanlış tanıdığınız başka yiyecekler de var. Kivi, tüylü kabuğunu soymadan yemek çok daha kolay. Sadece bir tarafını kesin ve bir kaşıkla yiyin. Haşlanmış yumurta gibi. Sadece bu yeşil ve tüylü. İlle de dilimlemek istiyorsanız önce dilimleyin, daha sonra soyun. Bu kadar temiz soyulduğu için sonra bana teşekkür edeceksiniz. Yumurtadan bahsetmişken yumurta kabuğunun her küçük parçasını soymanız gerekmediğini biliyor muydunuz? Haşlanmış bir yumurtayı masaya bastırıp bir iki kere bir yandan öbür yana yuvarlayın. Yumurta kabuğu neredeyse kendiliğinden düşer ve geride o can sıkıcı küçük kabuk parçalarından hemen hemen hiç kalmaz. Yalnız çok sert bastırmayın. Bir pipet yardımıyla çilek temizlemek mi? Nasıl oluyor da bu numarayı çok az insan biliyor?
Şey, evet, bir pipeti çileğin içine sokup üstündeki yeşil yaprakları aynen böyle çıkarabilirsiniz. İnsanı şoke ediyor. Evet, çileğin ortasını pipetle çıkarırken pat sesinin çıkması da çok eğlenceli. Şan fıstığı genellikle zor açılmasıyla bilinir. Tamamen açılmayanları tam bir ıstırap kaynağıdır ve en iyisi bırakmak der bırakırız. Yo, o kadar da çabuk pes etmeyin. Aslında daha önce yediğiniz bir tanesinin kabuğuyla gayet kolay açılabiliyorlar. Çoğumuz doğadan öyle uzağız ki bir muzu soymakla bile başa çıkamıyoruz. Ama maymunlar kesinlikle bu işleri biliyor ve muzu altından soyuyor. Bizim yaptığımız gibi üstünden değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde soymak esasında çok daha kolay. Elmanın ortasını atmayı bırakın. Cidden bir elmayı altından yukarıya doğru yeseniz onu fark etmezsiniz bile. Böylece o lezzetli elma koçanı heba olmaz, geriye sadece bir iki çekirdek kalır. Deneyin, kesinlikle buna değer. Nar yemekten korkuyor musunuz? Ben de öyleydim ama artık korkmuyorum. Artık çekirdekleri çıkarmanın yolunun sadece bir kase su olduğu biliniyor. Bunu suyun altında yaptığınızda tüm acı, ince zarlar çekirdeklerden ayrılıp temizlenir ve yakut rengi suyunu etrafa sıçratıp mutfağınızı mahvetmezsiniz. Belki siz de bazı yiyeceklerin nasıl hazırlanıp yeneceği konusunda çevrenizde kimsenin bilmediği gizli yollar biliyorsunuzdur. Aşağıdaki yorum bölümünde paylaşırsanız harika olur. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone ol düğmesine tıklayıp hayata olumlu bakmayı unutmayın.